sizinle en çok görüştüğümüz konu Ankaracı konusuydu. Evet. Şimdi kimse için bir şey istemedim dediğiniz zaman, şimdi Mehmet Başkan Taksiciler Odası Başkanı Kulüp Başkanı, siz futbol şube sorumlusunuz, başkan vekilisiniz, yardımcısınız. O dönem Ankaracı'nın özellikle ikinci lige düştükten sonra tekrar çıkışında Ankara'nın esnafına çok ciddi bir katkısı evet. dokundu. Yapıştırmalar, sticker'lar, esnaftan toplanan paralar Ankaracı'nın en azından hayatta kalmasını sağlayan Evet konular oldu. Ama bu örnek göster Mehmet Başkan'ın belki de şoförler odasını seçimlerini kaybetmesinden neden olacak kadar bir Hı. ileriye gitti. Siz neler yaşadınız Ankara'cın o dönemde? Esnaf boyutunda sonra Ankara'cı konusunda ayrı detaylı Esnaf oldu. boyutunda şöyle. Şimdi Ankara gücü, e, tarihe duyulan bir saygıyla ayakta tutulması zorunlu olan, ayakta kalması için herkesin elinden geleni yapması gereken bir kulüp aslında. Tarihini hep beraber okuduk, biliyoruz. Şimdi Mehmet Diner bu sorumluluğu aldığında şöyle bir baktık. Dedik ki ya biz bunun altından kalkamayız. Ama Mehmet Diner işte ben Ankara gücünün yok olmasına vicdanımız el vermedi diyerek şeye girdi. Yani normalde o zamanki belediye başkanı Melih Bey de e, girme diye telkinde bulunmuştu. Mehmet Başkan bunu defalarca dile getirdi zaten. Zor bir şeye girdik. Sonra esnaflarımıza rica ettik. Ama biz inan baskıyla işte illa şunu alacaksın falan diye bir şey yapamadık. Çünkü bizim makamlarımızda böyle zorla para topladığı zaman hemen kendini savcının karşısında bulursun zaten. Evet. Onun için biz rica ettik. Bizim durak başkanlarımız var sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmak istemedikleri için. işte kombine aldılar, gücü yeten destek verdi. Birkaç belediye ile ilgili sorun çözünde resmi bağış yaptılar Ankara gücüne. Ki Başkan Bey de Mehmet Başkan da biliyorsun işte taksiler minibüsler ona destek olmak için ciddi katkı verdiler. Ankara esnaf teşkilatının bu süreçte ciddi katkısı oldu. Sonra sanıyorum işte fazla yüklenildiği düşünüldü veya böyle bir algı yaratıldı. İşte Mehmet Başkan şoför odasını kaybetti. Biz o süre biraz sıkıntılar yaşadık. Ama genelde iyi şeyler yaparak. Ankara iki şampiyonluk gördük biz. Size de öyle eleştirerek gelmedim başkanım. Ankara sardırdım bizi esnaf onu. E tabii gelmez olur mu? Şimdi sen biliyorsun bir de ben takımla beraber <laughs> evet, mecburen gidiyordum. Evet siz. İşte esnaflarımızdan beraber... serzeniş duyuyorduk. Ya başkanı geliyoruz bir Ankara tutturdu gidiyor işte yerinde bulamıyoruz derdimizi anlatamıyoruz gibi. Ama hatırlarsan Manisa'da şampiyon olduğumuzda senle soyma odasında ciddi bir evet. sarılmıştık. O zaman... İşte gazeteci kimliği, yönetici kimliği, hepsi bir yere kayıp, unutuyorsun zaten. Evet. Yani o duyguları yaşadık, şükürler olsun, güzel de başarı kazandığımızı düşünüyorum. Yani iki şampiyonu üst üste gördük. Ben o süreçte destek veren esnaflarımıza, belediye başkanlarına, cumhurbaşkanımıza, yani herkese, sizlere özellikle ki sizin, bakın gazetecilerin yöneticiler anlamında verdiği moral çok önemli. Bak yeri geldi eleştirdin beni. İyi çok hatırlar. fazla Eleştirdim eleştirdin. Oldu. Yerden yere vurdun. Ama ne yaptık? İlişkileri hep böyle pozitif götürdük dedik. ki Ya Bülent Bey bunu yazmışsa bir bildiği vardır. Konuşalım, doğrusunu anlatalım veya eksik biliyorsa tamamlayalım dedik. E sen her zaman açık tuttun algılarını, bizi dinledin. Ama ne oldu mesela Ortak gayemizin işte Ankara başarısı olduğu ortaya çıktı ve bu mutluluğu Manisa'da beraber yaşadık. Yani o soyma odasındaki halleri hatırlıyorsun. Orada bak ne başkan kalıyor, ne gazeteci, ne malzemeci, ne futbolcu. Herkes kenetleniyor, değişik bir tablo çıkıyor ortaya. İşte bir önceki şampiyonumuzda Kayseri'ye evet. gittiğimizi hatırlıyorsun. Dolayısıyla iki çok önemli başarı elde ettiğimizi ve Ankara tarihinde öyle anlayacağımızı düşünüyorum biz ben erken bıraktım. O onunla ilgili de aslında konuşmak. Şimdi ona geleceğim. Lazım. Şimdi o çünkü önemli bir konu. Şimdi Mehmet Başkan e, İsmail Kartal'la ilgili bir süreç yaşandı. Kanal Ankara izleyicileri bu konuya tam hakim olmayabilir. Teknik direktör İsmail Kartal'la sıkıntılı bir süreç yaşandı. Evet. Sivas maçından sonra bu ultimaton gibi bir mektup yaptı. Yap, yap e, okudu, okudu Evet eğer beceremiyorsa yönetim gitsin falan dendi. O sırada birkaç yönetici istifa etti ama arada siz de istifa ettiniz. Daha sonrasında ben Mehmet Başkan'a sorduğumda şunu anladım, bunu anladım, bunu anladım ama Ercan abinin istifasını anlamadım demişler. O başka bir neden söylemişti ama sizden de dinlemek isterim. Siz niye istifa etmiştiniz o zaman? Biz o Sivas maçından önce ben sanıyorum 3-4 gün önceydi biz istifa ettik. Yani belediye o zamanki belediye başkanı Mustafa Tuna ki Ankara Yüce, ciddi destekler oldu. Bir kez daha teşekkür ediyorum Mustafa Tuna e, Bey'e. E, son dönemde belediyenin de içinde bulunduğu mali sıkıntılar yüzünden e, destek alamadık. Yani o zaman ciddi bir destek almıştık ama biraz daha beklenti vardı. Onu alamadık. E, biraz da e, yönetim toplantısında kırgınlıklar oluşunca istifa etmemizin doğru olacağını düşündük. Ve ben e, ertesi gün zaten istifamı vermiştim. Sonra işte 12'sinde biz istifamızı verdik. Sanıyorum 3-4 gün sonra da Sivas maçında olaylar oldu. İşte hain ilan edildik. Bir sürü şeyler yaşadık o dönemde. Oysa ben yönetimsel tarzım şudur. Hiçbir kimseye yani beraber görev yaptığım başkanlar, yöneticiler kimse hiçbir zaman öyle bir farklı ilişkinin içine girmedim, girmem de. Bende öyle bir tarz yok zaten. Ben doğru olduğuna inandığım için, artık Ankara yüzüne faydalı olamayacağımıza inandığımız için çünkü parayı verecek makam ben değilim. Yani ben gönül istiyor ki Ankara yüzüne olup olup kaynak bul, aktar. İşte belediyeden, diğer kurumlardan farklı yerlerden bul, aktar. Ama yok böyle bir imkan yok. Belediye başkanı diyor ki bize açık açık ya ben diyor bak personel maaşımı ödemekte zorlanıyorum şu anda veremem. E tabi biz de e, duygusal insanlarız yani etkileniyoruz. Dedik ki biz istifa edelim. Doğru olan bu. Verdik istifamızı ayrıldık. Ha bize başkandan Allah var olumsuz bir şey hiç duymadım ben ama etrafındaki bazı arkadaşlar işte onlar hain şöyle yaptılar böyle yaptılar gibi söylemlerle bizi yıprattılar. Sonra tabii şunu unutuyor arkadaşlar bak iftiraya maruz kaldığımda ben hep şunu söylüyorum. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Her şey ortaya çıkıyor. Olayların bambaşka şeyler olduğu belli oluyor. Ben İsmail Kartal'la da Mehmet Yiner'le bak ben uzun yıllardır mesai yapıyorum. Memati'nin ile e, ile ilgili ilişkilerinden hiç dışarıda konuşma. İsmail Kartal'la ilgili de konuşma. Ha ben sizin çünkü o dönemde zor bir pozisyonunuz vardı. Futbol tabii, biz hep aracı oldu Yani, yani. yani, yani İsmet Taşdemir'le de İsmail Kartal döneminde de e, iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. Yani futbol şubesi olarak iki şampiyonluk gördüysek demek ki ortada bir başarı var. Bu başarı da bu bizim de biraz emeğimiz var demek ki. Olmaz yani olur mu, mutlaka. Biz de konuşuyorduk futbolcular bak futbolcular sağ olsunlar itibar ediyordu bize. Bir toplantı yapıyorduk. Ya arkadaşlar tamam ödemeyi yapamadık ama size söz. Bak başkandan bu sözü aldım. Para geldiği anda profesyonel futbol şubesinin bütün giderlerini yani hak edişlerini halledeceğiz diyorduk. Öyle öyle maçlar kazanıyorsun. Mali tablosu sıkıntılı bir kulüp olduğunu hepimiz biliyorduk zaten. Ama yönetimde de sözünü itibar edecek. Başkanı tenzih ediyorum. Başkan da mutlaka o konuda şey vardır ama Birkaç kişi vardı sözüne itibar edilecek, kimsenin arkasından konuşmadı. Onlardan bir tanesi de siz. Evet. O konuda ben de ayrıca teşekkür ediyorum başkan. Tamam. Şimdi Ank ligler ara verildi ama zor bir durumda Ankara 3. Yani tırnaklarınızla kazıyarak süper lige çıkardığınız takım şimdi geri düşmekten durumunda. Şimdi burada size de çok da bir şey söylemiyorum. Çünkü o krizin ilk başlangıcında ben yok dediniz gittiniz ve sürecin hiçbir yerinde dahil olmadınız. Yok, olmadı. ne muhalif hareketli oldunuz ne Mehmet Başkan'la tekrar hareket ettiniz. Ne yeni yönetime girmek için bir çaba sarf ettiniz ki teklif geldiğini tahmin ediyorum açıkçası. Evet geldi. Ama şimdi bir zor süreç bekliyor Ankara ucuna. Valla biz artık iyi bir taraftarız. Yani çok seviyoruz Ankara Ucunu. Seviyorum. Yani. Ki e, maçlarına da gidiyorum biliyorsun mümkün mertebe. Şimdi arkadaşlarımız beraber zaten görev yaptığımız arkadaşlarımızdı. 2013 yılında ilk geldiğimizde işte Fatih Bey, Tamer Bey, İsmail Bey, Önder Bey beraber görev yaptığımız ekipte vardı. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum ki ciddi gayret ediyorlar çünkü. Çok çaba sarf ediyorlar. İnşallah başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Bize de ne düşerse destek vermeye hazırız.